Bir de sizin söylediğiniz bir konuyla ilgili bir haber var hocam inşallah. Siz demiştiniz ki böyle Gazze'de işte öldürülen insanlar ya da başka yerlerde herhangi bir hayvan öldürülse bütün dünya ayağa kalkar demiştiniz. Bakın, bunun için bakın ey insanlık neredesin diye Katar'da Amerika Birleşik Devletleri İslam Dünyası Forumu'nda konuşan Başbakan Erdoğan, gelişmiş dünya kutuplarda nesli tükenen hayvanları önemsediği kadar çocukların katledilmesini de önemsemelidir dedi. Şimdi gelişen dünya, evet, İslam aleminin şu durumuyla bu sözü benimseyip yerine getirir mi? Evet hocam, getirmez. Getirmez. Evet. Peki Türk İslam Birliği oluştuğunda, Mehdi'de manevi lider olarak başında olduğunda bunu söylemeye gerek var mı? Yok, sözü yok. Kimse hayal bile edemez zaten böyle bir şey inşallah. Değil mi? Evet. Bir Müslümanın tüyüne dokunmak mümkün olur mu? Mümkün değil hocam. Mümkün. Hayal bile edemezler inşallah. Evini ocağını yıkmak mümkün mü? Olmaz. Hapishanelere doldurmak mümkün mü? Olmaz. Değil mi? Koyun boğazlar gibi boğazlamak mümkün mü? Değil hocam. Tahayyülü mümkün değil. Evet. Peygamberlerle haşa göğe alay etmek mümkün mü? Kesinlikle değil hocam inşallah. Bundan kurtulmak istiyorsak o zaman ne istemesi gerekiyor? Türkistan Birliği'ne. İnşallah hocam. Ey Avrupa, yani ben Tayyip Bey'i tenzih ederim. O başbakan ve politikacı, o tabii ki böyle bir konuları anlatamaz benim anlattığım gibi. Anayasayla, kanunlarla onun ne konuşacağı sınırlıdır. Evet. Ama benim sınırım geniş. İnşallah. Yani maşallah. Ben istediğimi konuşurum Allah'ın izniyle. Yani. Türkistan Birliği olmadan Avrupa hiçbir şeyi dinlemez. İnsanlara da merhamet dilenmekle olmaz. Evet. Başbakanımı tenzih ediyorum. O doğrusunu yapıyor. Evet. Ona da bir şey demiyorum. Güç. Allah'ın verdiği bir güç vardır. Ya Cenab-ı Allah diyor bak birleşin, kimse sizi yenemez diyor. Evet. Bölünürseniz perişan ederim sizi diyor Allah. Evet. Onları size musallat ederim diyor Allah. Evet. Bak dışarıdaki insanlar size musallat ederim diyor. Çok fazla Kur'an ayeti var. Evet hocam. Nitekim de böyle olmuştur. Allah diyor bak parçalayıcılar gibi olmayın diyor. Parçalayıcılardan bahsediyor Allah. Evet. Bölünmeyin diyor. İnşallah. Ayrılıp dağılmayın. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kurşunla kaynatılmış binalar gibi diyor. Evet, rehimlenmiş gibi. Omuz omuza gelin diyor Allah. Birlikte mücadele edin diyor. Allah evet, böyle olanları sever diyor. Değil mi? Çekişmeyin diyor. Gücünüz gider. Çekişmeyin diyor Allah. Gücünüz elinizden gider diyor. Haram kılmış Allah.